Genel izleyici için uygundur. Hafta sonları Ekonomi Arası'nın hafta sonu bülteni başlıyor. Piyasalar yoğun bir haftayı geride bıraktı. Ekonomi ve piyasalarda öne çıkan başlıkları aktarmaya çalışacağız. Bu hafta yurt içinde veri akışı zayıftı ancak hafta ortasında ekonomik güven endeksi takip edildi. Veri %2.5 düşerek 95.7 ile 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ukrayna-Rusya savaşının reel sektör üzerindeki olumsuz etkileri böylece ilk kez takip edilmiş oldu. Bir ayı geride bırakan Rusya'nın Ukrayna işgalinin finans dünyası üzerindeki etkilerini takip ediyoruz. Bu hafta gözler İstanbul'daydı. Ukraynalı ve Rus heyetler Dolmabahçe'ye geldi. Ukraynalı yetkililer görüşmeler adına olumlu konuşurken aynı iyimserlik Rusya tarafından gelmedi. Ayrıca Rusya Kiev ve bazı bölgelerdeki askeri varlığını azaltma sözü vermiş olsa da şimdilik yerine getirmemiş gibi duruyor. Savaşın nereye varacağını yakından izliyoruz. Petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarında savaş kaynaklı büyük yükselişler kaydedilmişti. Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu uygulayan Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervlerini kullanacağını açıkladı. Buna göre toplam 180 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Açıklamanın ardından her iki tip petrolde 100 dolar sınırına yaklaştı. Küreselde gerileyen fiyatlar içeriye de indirim olarak yansıdı. Yurt dışında ise Avrupa'dan enflasyon rakamları takip edildi. Almanya'da Mart enflasyonu %7.3 artışla 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İspanya'da ise %9.8 ile çift haneye ulaştı. Piyasaların en merak ettiği verilerden biri ise Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı istihdam raporuydu. Tarım dışı istihdam Mart'ta 431 bin artarak beklentilerin altında kaldı. İşsizlik ise %3.6 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Mayıs ve Haziran toplantılarında 50 bas puanlık faiz artırıcına dair beklentiler gittikçe artıyor. Bu gelişme kripto paralarında odağındaydı. Bu hafta kripto paralar için önemli gelişmeler yaşandı. Bitcoin ve Ethereum kritik seviyeleri aşarak son 3 ayın en yüksek seviyelerine geldi. Uzmanlara göre Bitcoin'de yükselişin devam etmesi için 45 bin dolar seviyesinin üzerinde biraz daha kalması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.